Arkadaşlar Altınköy'de bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni beraber gezeceğiz. Dilimin döndüğünce bunları size anlatmaya çalışacağım ve kareler sunacağım. Otopark sorunu var girişte. Buna dikkat edelim. İçeri girdik şimdi. Girişlerimiz 9 TL. Çocuklar ücretsiz. Belli kurumlar için ücretsiz girişler. Şimdi buradan şurası giriş kısmımız. Görmüş olduğunuz gibi. Aşağı doğru yürüyeceğiz. Geldik aşağıda sol tarafa döndük. Burada denizli horozlarının, ördeklerin bulunduğu kısım var. Güzel bir alan yapılmış buraya da bu şekilde. Doğayla baş başa kalacağınız güzel yerlerden. Şimdi burası. Buraya bir köy meydanı var bu şekilde. Buradan sol tarafa geçince sol tarafta kahvaltı yapacağımız yerler var. Gözleme, kahvaltı, gözleme, künefe, bunda kahve. Gözlemenin olduğu bölüme geldik. Kahvaltı yapacağız burada. Bakalım kahvaltısı nasıl şimdi? Kahvaltıdan sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar kahvaltısını buranın umduğumuz gibi bulamadık. Yani çok da öyle ahım şahım bir kahvaltısı yok. 120 TL kişi başı. Şimdi alandan ayrıldık. Köy içine doğru geldik. Burası temsili bir köy meydanı yapılmış. Önemini kaybetmiş köyleri vurgulamak için yapılan bir park burası. Şu alanda okulumuz var. İşte eski okulumuz. Eskiler bilir. Şimdi içine bakacağız neler var. Yeni nesil pek bilmez. Bu şekilde bir yangın söndürme bölümü vardı. Girişte haritalarımız, Atatürk köşesi ve daktilo. Kara tahtamız, sağ köşeye tarih, gün yazılırdı. Sobamız, meşhur sobamız. Sıralar, eski sıralar, haritalar. Maziler aklımıza geldi burada. Evet, köy meydanına doğru tekrardan çıkış yaptık. Bu alan köy meydanı. Eski bir at arabası var. Ve bu alet de yine köy meydanında bu demir aparatları takmak için kullanılan bir aletmiş eski at arabalarının, öküz arabalarının yapmak için. Şu alanda bir traktör var tekrar. Demirci var şimdi oraya doğru yaklaşalım. İşte arkadaşlar burada da demirci eski demir işlerini anlatmak için yapılmış. Temsili bir atölyeyi canlandırmışlar. Çok da güzel olmuş. Burada da bir köy fırını var. Ekmekler küçük boy 20 TL, büyük boy 25 TL. Çocukların eğlenebileceği bir salıncak. Gayet de güzel eğleniyorlar. Arkadaşlar bu da köylerimizde meşhur tulumbalar. Halen de var bu tulumbalardan. Suyu çıkmıyor. Keşke suya akmış olsaydı da buradan bir aşağı dereye giden bir suyu çekseydik. Ayrılıyoruz o bölümden. Aşağı doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar 500 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş bu alan.
Yol ikiye ayrılıyor. Biz sol taraftan. Şu şekilde haritası var. Soldan aşağı doğru iniyoruz. Burada da doğal çekim var. Dış çekim. Gelin ve damat gördük. Burada da yine ayrı bir dış çekim var. Buradan yukarı doğru yürüyoruz. Sonbahar gelmiş. Çok güzel bir görüntü. Yapraklarla doğanın uyumu. Çok güzel manzarası var. Ailecek gelinebilecek bir yer. Herkese tavsiye ederim. Yukarıda karşıda asma köprü var. Oraya doğru gideceğiz. Karşıda da bir seyir terası var. Görüyorsunuz karşı tarafa. Oraya da geçeceğiz bakalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu aşağıda da bir değirmen var. Oraya da ineceğiz. Şu şekilde bir su yolu yapmışlar. Tabi su yapay şekilde pompalarla muhtemel aşağıda borudan çıkıyor. Değirmen çalışıyor mu? Bakalım onu da göreceğiz. Şu şekilde pompalar yardımıyla muhtemel su akıtılıyor. Devam ediyoruz. Bu şekilde haritalarla gideceğiniz yerler yazılı durumda. Yayla evleri, ceylan evleri, ceylan barınaklarına doğru gidiyoruz. Bu arada asma köprümüz tadilat nedeniyle kapalıydı. Giriş yapamadık köprümüze. Bu alanda atların bulunduğu bir çiftlik var. Arkadaşlar ben seslendirmeyi daha sonradan videoya ekledim. Çünkü kısa kısa videolar çektim. Atların bulunduğu yerin hemen karşısında eşekler, sıpalar. Şöyle. Arkadaşlar sağ tarafta hemen at. Atların bulunduğu alan vardı. Karşıda da görmüş olduğunuz Kırıkkale yolu arkadaşlar tam Karapürçek Altındağ girişinin hemen sağında bulunuyor çevre yoluna alan. İşte atların bulunduğu bir alan. Tatlı bir at. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Şöyle. Herhalde bir artık bal kovanını mı temsil etmişler tam çözemedim. Arkadaşlar bu alanda ceylanlar var. Hemen onun üstünde koyunları görüyorsunuz. İşte burada da danalar var. İneklerin bulunduğu alanlar. Şöyle. Ot yiyorlar yeşilliklerde. Koyunlar da hemen şurada. Şu şekilde koyunların bulunduğu alan. Hemen bunun sağ tarafında da ceylanların bulunduğu alan var. Şimdi bakalım burada. Evet şu alandalar. Bakalım görebilecek miyiz bu alanda? Evet şu çitlerin arkasında. Şöyle yaklaştırayım ben. Görüyorsunuz burada ceylanlar var. Küçük yavruları da bulunuyor arkadaşlar bunların. Çok tatlılar. Şimdi elimizle palamut vereceğiz. Çocukların çok hoşuna gideceği bir şey. Bakın nasıl da yiyorlar. İnsanların
beslenmesi, Aa, insanlar yere tarafından beslenmeye alışmışlar bu şekilde. Palamutları nasıl yiyorlar arkadaşlar, bakar mısınız? Düştü. Bir de yapıyor. Yusuf sen boşuna ne yapıyorsun? Yedirmek ister misin? Yer mi? Arkadaşlar tepeden aşağı doğru inmeye başladık. Yukarıda danalar vardı. İşte bu da inekler de aşağıdan yukarı doğru yürüyorlar. Bayağı yorulmuşlar. Bayağı bir yokuş. Yan yan bakarak bize geçti inekler. Korkmanıza gerek yok. Yani ürkütücü geliyorlar, yaklaşıyorlar size ama herhangi bir zarar vermiyorlar. Anne vallahi gelin gibi gidiyor. Anne yüzüne bak. Bu alandan sol tarafa gidiliyordu. Biz direkt aşağıdan indik, sol tarafa gitmedik. Yanımızda çocuk olduğu için yoruldu biraz. Bu taraftan tekrar geri gideceğiz. Ya şöyle bir köprü var fakat su akmıyor. Keşke buradaki dere hani yapay da olsa bir şekilde aksaydı, böyle şırıl şırıl su sesleri olsaydı daha çok güzel olacaktı. Şöyle bir su var ama akmıyor. Çok az bir sızıntı var bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Hani şuradan bol miktarda su aksaydı çok güzel bir görüntü oluşturacaktı. Arkadaşlar işte yukarıdan bahsettiğimiz değirmen. Şimdi içine girerek bakıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş su değirmeni. Bu da çalışıyor olsaydı daha bir güzel olacaktı fakat çalışmıyor bu şekilde. Hemen sağ tarafta da kapalı bir alan var. Yine burada da eskileri canlandırmak için içeride unlar. Bu şekilde soba. Şöyle bir şömine tarzı eski radyolar. Yani insan eskilere götürüyor tabii, eskiler bilir. Bunları yeni nesil pek bilmez. Arkadaşlar asma köprüyü görmüş olduğunuz gibi tadilat sebebiyle binemedik, geçemedik. Yani geçseydik çok daha süper olacaktı.
Şu şekilde iki tepeyi birbirine bağlıyor. Tadilat sebebiyle kapalıydı. İşte bu dereden bahsettik. Maalesef ki çok az bir su birikintisi var, akmıyor. Şimdi bu bölümde de bir çamaşırhane var. Eskiden çamaşırların yıkandığı böyle alanlar vardı. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şey. Ya eskiden dere kenarlarında çamaşırlar yıkanırdı. Bu şekilde bir alan yapmışlar. Taşlardan gayet doğal bir görüntü kazandırmış. Tabi burada da yine sular, su, pek su yok. Temizlenmeye ihtiyacı var. Yetkililer umarım bunları da güzel temizler. Biraz kirletilmiş. Şurada da suların kaynatıldığı alanlar var. Bölüm bölüm yapılmış. Arkadaşlar, biz girişte kahvaltı yapmıştık. Yalnız bu bölümde kahvaltı yaparsanız burası daha güzel. Daha güzel bir ortam var. Burada kahvaltı yapmanızı daha çok öneririm. Şimdi seyir terasına geldik. Bu alanda da yine kahvaltı yapabileceğiniz bölümler var. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Giriş birden çıkıyoruz. Biz çocuk ata binecekti. Oradan giremedik ve giriş 2'ye geldik. Giriş 2'den biletlerimizi göstererek yine içeri girdik. Sol tarafta restoran bölümünden bilet alıyoruz. 40 TL. Ata binme 3 tur olarak biniliyor. Biletimizi alarak şu şekilde çocuklarımız ata binme keyfini de yaptı. Bu şekilde sonlandırdık. Umarım güzel bir tanıtım videosu olmuştur. Kısa kısa videolarla bir birleştirme yaptım. Seslendirmeyi de ben sonradan yaptım. O an çekememiştim. Arkadaşlar, kanalıma abone olup takipte kalırsanız her türden videolar gelmeye devam edecek. Umarım yani sizin de beğeneceğiniz bir video olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.